Herkese merhaba. Bugün maalesef bütün dünyayı etkisi altına almış, hepimize kendimizi çaresiz hissettiren bir hastalığın psikolojik boyutu hakkında biraz konuşacağız sizinle. Yaygın anksiyete bozukluğu, yani bizlerin üzerinde yarattığı kaygı. Bilindiği üzere COVID-19 korona denilen bir problemle karşı karşıyayız. Hemen hemen bir ay olacak ama ağırlıklı olarak 15 gündür bunun travmasını yaşıyoruz açıkçası. Çoğumuz evimizde karantina altındayız. Kimimiz dönüşümlü çalışıyor. Bu süreçte sağlık çalışanları çok büyük problemler yaşıyorlar. Çoluğu olan var, çocuğu olan var, evli olan var. Ailesi olan var, kronik rahatsızlık yaşayan var, annesiyle babasıyla birlikte yaşayan sağlık çalışanları var. Hepimiz dışarıda çalışıyoruz. Dışarıda çalışmayanın da gidişattan dolayı oldukça kaygılı olduğunu görüyoruz zaten şu aşamada. Öncelikle biraz belirtilerinden bahsedelim. Belirtilerinden sonra neler yapabiliriz bunlardan bahsedelim istiyorum açıkçası. Yaygın anksiyete bozukluğunun fiziksel ve psikolojik olarak bazı belirtileri vardır. Kendimizi çaresiz hissettirir bizi açıkçası. Hani bir sözcük vardır özellikle kadınların kullandığı, içime kötü bir şey doğuyor, kötü bir his doğuyor, kötü bir şey olacak diye bir cümle sarf ederiz biz kadınlar olarak. Biraz anksiyetenin ayak seslerini duyurucu cümlelerden biridir bu. Fiziksel olarak bakıldığında mide rahatsızlıkları, konsantre olamama, midede gerilme, kasılma, terleme, bir panik atak kadar olmasa da bunları azar azar boyutlarıyla yaşatıyor bize anksiyete, yani kaygı bozukluğu. Baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı keza yaşıyoruz. Ellerimizde terleme yaşıyoruz dediğim gibi. İrkilme ve konsantrasyon bozukluğu yaşıyoruz aynı zamanda. Konsantre olamamak, uyku problemleri konsantrasyonsuzluğu getiriyor. Anksiyeteyi aslında daha çok şöyle somut olarak örneklendirebiliriz. Derseniz ki eğer, düşünürseniz ki panik ataktan farkı nedir mesela? Nedir mesela? Bir yaz gecesi düşünün, yatak odanızda yatıyorsunuz, pencereniz açık, hafif bir rüzgar giriyor pencereden. Daldınız, dalacaksınız. Biliyorsunuz yazın dalmak biraz zordur uykuya sıcaktan ötürü. Tam dalacaksınız, bir sivrisinek vızıltısı duyuyorsunuz. Bu sizi rahatsız ediyor. Hemen şöyle sağ elinizle sağ kulağınızın yanından sivrisineği gönderiyorsunuz. Derken 10 saniye geçmiyor, sol tarafınıza geliyor sivrisinek. Ben seni göndermedim mi diyorsunuz, onu da gönderiyorsunuz. Maalesef gecenin yarısı boyunca sivrisinek peşinizi bırakmıyor. İşte anksiyete bunun gibi bir şey. Yani aslında biraz da mıy mıy bir karın ağrısı gibi düşünün anksiyeteyi. Ne sizi kıvrandırıyor ne de hiç yok. Hani böyle bazen boşluğumuza ufak bir ağrı girer, kendini hatırlatır orada. Ah, bu ağrı ne olacak acaba diye kafamıza takarız. Doktora da gitmedim, acaba gitmeli miyim diye düşünürüz. Ya da gitmeyeyim, büyütmeyeyim diye düşünürüz. Durur gibi olur, sonra tekrar başlar. Anksiyeteyi biraz buna benzetiyoruz aslında biz. Dediğim gibi fiziksel belirtileri de panik atan bir doz daha altı şeklinde gerçekleşiyor. Anksiyete, bu kaygı nöbeti yaşayan kişiler bunun asla bitmeyeceğini düşünüyorlar. Ömrü billah beni takip edecek. İşte hep benim başıma böyle şeyler gelir zaten. Kötü bir şey yaşarsınız mesela. İşte o kişiler kötü bir şey yaşarlar. Hep benim başıma bu geliyor. Ben hep kötü şeyleri çağırıyorum. Kötü şeyleri yaşıyorum. Hayır. Bu artık 6 ayı bulmuşsa yaygın anksiyete bozukluğu diyoruz biz buna. Kişi psikoloğa gelebilir, biz kendilerini psikiyatriste yönlendiriyoruz. Fakat tabii ki psikiyatriste gitse de kişi ilk önce ya da psikoloğa gidip bizim vesilemizle, bizim vasıtamızla psikiyatriste gitse de muhakkak önce bir fizyolojik muayeneden geçirmemiz gerekiyor kişiyi. Muhakkak ki kalbinin attığını düşünüyor, kalbinin çarptığını düşünüyor. O tabii daha beterini düşünüyor maalesef. Kalp krizi geçirdiğini, çılgınca şeyler yaşayacağını vesaire düşünüyor. Biz kendilerini fiziksel muayeneden geçirdikten sonra artık hiçbir şey çıkmayınca psikoterapi ve psikiyatrist vereceği ilaçlar eşliğinde alıyoruz tedaviye. Bu tabii ki bir boyutu. Bütün anksiyetelerde, bütün kaygılarda, örneğin şu 2 ile 4 haftalık boyutta ben çok kaygılıyım, çok kötüyüm, öleceğim şeklinde yaklaşımlar çoğumuzda var. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. Çaresiz hissetmek aslında buna çok sebep oluyor. Ne oluyor, akşamları televizyonu açıyoruz. Profesörler televizyonlarda durumu tartışıyorlar. Bilim insanları tartışıyorlar. Aslında biraz onların da bazı noktaları net bilmediğini görüyoruz. Bu yeni karşılaşılan bir virüs. Ama burada çok önemli şeyler var. Bizi rahatlatacak çok fazla şey var aslında. Çünkü yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenler arasında bir ayrım var, bir çizgi var. Netiz.
çıkmayacak, yani olabildiğince dışarıya çıkmayın. Çıkıyorsanız da maskenizi takın, eldiveninizi takın. Evinize girmeden önce maskeyle eldiveni çıkarın diyorlar. Elinizi muhakkak yıkayın diyorlar, değil mi? 20 saniye kadar. Yıkama tekniğini de gösteriyorlar zaten. Parmak araları, elin üstü, tırnak uçları vesaire, avuç içi olmak üzere. Bunlar çok büyük önlemler. Bu önlemleri çocuklarımıza da anlatabiliriz. Bunun yaşanılabilir bir süreç olduğunu, evet günlük rutinimizin bozulduğunu ama bu günlük rutinin bozulmasının toparlanacağını, hepimizin önlemler aldığımızı, durumun daha iyiye gideceğini çocuklarımıza anlatabiliriz. Bu önlemleri almayı asla aksatmamamız gerekiyor kişisel anlamda. Bilim insanlarının dediklerini muhakkak ki uygulamamız gerekiyor. Bunun dışında bizim bazı nefes egzersizlerimiz var önerdiğimiz. Kaygınızın ne zaman geleceğini beklemeyin. Beklemeden yapın bunu. Yani normalde evinizde otururken, dışarıya bakarken, kahvenizi içerken, çayınızı içerken bunu yapabilirsiniz. Nefes egzersizlerini. Bu kişilerin, kaygı taşıyan kişilerin hızlı hızlı nefes almalarını istemiyoruz açıkçası. Çünkü bu tansiyon düşüren ya da bünyeden bünyeye yükselten bir durum. Olabildiğince diyafram nefesi kullanmalarını istiyoruz. Burada ne kadar gösterebileceğim bilmiyorum ama şöyle hafifçe ayağa kalkmak istiyorum. Diyafram nefesi göğüs nefesi değildir. Siz heyecanlandığınızda ya da kızdığınızda ya da strese girdiğinizde göğüs nefesi alırsınız. Burnumuzdan soluruz genelde, tabiri caizse. Burada diyafram nefesi şu. Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz ve burnumuzdan alırken karnımızı şişiriyoruz. Ağzımızdan verirken karnımızı içeri çekiyoruz. Bu süreçte burnumuzdan alırken karnımızı şişirmemiz ve ağzımızdan verirken karnımızı geri çekmemiz bazında bakıldığında verdiğimiz süreyi birazcık daha uzun tutmamız bizi rahatlatacak. Gözümüzü kapatıp yapabiliriz bunu keza. Aynı zamanda ufak bir egzersiz daha var. Tekrar nefes egzersizi. Burun deliklerinizi kapatıp bunu yapabiliyorsunuz. Öncelikle işaret parmağımı ve orta parmağımı iki kaşımın arasına koyuyorum. İki kaşımın arasına koyduktan sonra öncelikle mesela diyelim sol tarafı. Ha bu arada burnunuzda deviasyon problemi olabilir. Mesela benim sol burun deliğim her zaman biraz daha tıkalıdır. Ne yapıyorum onun için? Sol elimle, sol tarafım tıkalı olduğu için sol elimle elmacık kemiğimi hafif çekiyorum yukarıya. Bu arada işaret ve orta parmağımı iki kaşımın ortasına koyuyorum. Bakın sağ tarafımı tıkadım. Önce nefes veriyorum. Burayı yukarıya doğru çekmem, buradan nefes almamı kolaylaştıracak. Sonra nefes alıyorum. Yine karnımı şişirecek şekilde yapıyorum. Sonra sağ tarafa geliyorum. Bu burun deliğini tıkıyorum. Sonra nefes alıyorum. Bunlar kısa vadede de uzun vadede de anksiyetenizi azaltacak şeyler, azaltacak nefes egzersizleri. Bunları onar set halinde bu son gösterdiğimi yapabilirsiniz. Diğer o diyaframı normalde çok daha sık yapabilirsiniz. Diyafram nefes egzersizini kalabalık ortamda da yapabilirsiniz. Örneğin bir metroya bindiğinizde de, streslendiğinizde de onu daha kolay yapabilirsiniz. Karnımızı şişiriyoruz diyafram nefesini kullanabilmek için. Sonra tekrar karnımızı geri çekiyoruz. Nefesimizi ağzımızdan üflüyoruz, burnumuzdan alıyoruz. Ağzımızdan üflediğimiz süre her zaman için daha uzun oluyor. Bunun dışında duvarımızı çok fazla inşa etmezsek, yani anksiyetenin çıkmasına müsaade edersek bu bizim için çok daha iyi. Duvarı ne kadar yükseltirseniz o anksiyete duvarını, onu yıkmak biraz daha uzun zamanınızı alır. Daha fazla enerji vermek, sarf etmek zorunda kalırsınız. Yaşam kaliteniz bozulur. Zaten bir şeyin, anksiyetenin, kaygının yaşam kalitenizi bozduğunuz anladığınız anda muhakkak bir uzmandan yardım almanızı isteriz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.